Merhaba arkadaşlar, geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Bayan örgü yeleği modeli göstereceğim sizlere. Bu görmüş olduğunuz modelimiz. Bayan örgü yeleklerinde bebek ve çocuk örgülerinde de kullanabilirsiniz. Modelimiz gayet şık ve çok kolaydır yapılışı. Berelerde, atkılarda da, şallarda da rahatlıkla bu modeli uygulayabilirsiniz. Modelim şu an 4 motiften oluşuyor. Motiflerin 9 ilmek düz, arasına 2 ilmek ters işliyorum. Bu şekil oluşuyor, devam ediyor. Alt kısmına 3 sıra haroşe işledim. Alt kısmı böyle şık dursun diye. Hemen yapım aşamamıza geçelim. Videomuz çok uzun sürmesin. Ben 3 sıra haroşemi işledim. Alt kısmını hazırladım. Şu şekil göstereyim. Şimdi üzerine modelimin motiflerini kuracağım. 6 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek boş alıyorum. 3 4 5. ilmeğim ve 6. ilmeğim. Evet, 6 ilmek ters aldım. Şimdi 3 ilmek düz bir şekilde 3'ünü 1 alıyorum. Şu şekil. Evet, 3 ilmek 1 aldım. İpimi önden doluyorum milimi. 1 ilmek düz alıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bir ilmek düz alıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bir ilmek düz alıyorum. Tekrar ipimi doluyorum ve 3 ilmek düz hepsini bir alıyorum. Üçünü bir aldım gördüğünüz gibi. 2 ilmek ters alıyorum. Tekrar motifimi oluşturuyorum. İkinci motifimi. 3 ilmek düz. Şöyle bir üçünü bir düz alıyorum. İpimi doluyorum. Bir ilmek düz alıyorum. Biraz zor oluyor çünkü haroşeden ayırdığımız için modelimiz. İpimi doluyorum. Bir ilmek daha düz alıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bir ilmek daha düz alıyorum. İpimi doluyorum ve 3 ilmek düz alıyorum. Tekrar 2 ilmek ters alıyorum. Ara ilmeklerimiz bu iki ters. 3 ilmek tekrar düz, üçünü bir alıyorum. İpimi doluyorum, bir ilmek düz alıyorum. İpimi doluyorum, bir ilmek düz alıyorum. İpimi doluyorum, bir ilmek düz alıyorum. Ve ipimi dolayıp 3 ilmek düz alıyorum. Üçünü bir. Yani tekrar kalan kenar ilmeklerimi 6 ilmek ters alıyorum ve motiflerimin zemin kısmını işlemiş oluyoruz. Evet, böyle. Motiflerimin zeminini oluşturduk. Şimdi çeviriyoruz milimizi. Bir ilmek boş alıyorum. 6 ilmek düz alıyorum. Yani önceki aldığım ters ilmekleri arka kısmında düz işliyoruz.
Şimdi motifimin ilmeklerini tersten işliyoruz. Tersini. Aldığımız boş ilmekleri de tabii tersten işliyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela şu boş ilmek. Bunu da tersten işliyoruz. Böyle ters işliyoruz. Boş aldığımız ipleri. Yine iki ters işlediğimiz ilmeğimizi burada düz işliyoruz. Evet. En son kenar ters işlediğimiz ilmeklerimizi düz işliyoruz. 6 ilmek. Evet, arka kısmını da bitirdik. Tekrar çeviriyoruz. Şöyle gösterelim. Evet. Bir ilmek boşalıyoruz. Yine tersten işliyoruz kenar ilmeklerimizi. Ve motifimize geldik. Motifimizin yine düz işliyoruz. 9 ilmeğimizi, yani motifimizi oluşturan 9 ilmeği düz işliyoruz. Ara 2 ilmeği yine ters işliyoruz. Motiflerimizi ayıran ara ilmekleri yine düz işliyoruz. Motifimizi oluşturan ilmek 9 ilmeğimizi. Böylelikle 3 sıra gidiyoruz. Kestikten sonra 3 sıra işleyeceğiz. Bu ikinci sıramız. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Motiflerimizi oluşturduktan sonra 3 sıra. Tekrar arka kısmındayız. Baştaki ilmeğimizi boşalıyoruz. Bu şekil. Gördüğünüz gibi düz işliyoruz. Motifimizi oluşturan 9 ilmeği ters işliyoruz. Ve 3. sıraya gidiyoruz. Ara ilmeklerimizi düz işliyoruz. Çok beğenilen bir modeldir bu. Birçok kişi de çok zor olduğunu düşünür ama çok basit bir model. Diğer modeller gibi uğraştırmıyor. Ben 3. sırayı böyle işliyorum ama siz anladınız galiba. O yüzden çok detaylı konuşmayacağım. Siz de sıkılmayın.
Evet, üçüncü sıramı bitirmek üzereyim. Evet, üçüncü sıramı bitirdim. Modelimi oluşturduktan sonraki üçüncü sıramı bitirdim. Şimdi milimi çeviriyorum. Bakın. Şöyle ipimi bırakayım elimden. Umarım görüyorsunuzdur. Bakın. Kenar ters yaptık. Bu motiflerimizi oluşturan 9 düz ilmeğimiz. Arasına şöyle 2 ters ilmek kattık. Diğer motifimizi yaptık. 9 düz ilmek. Arasına yine 2 ters ilmek kattık. Yine diğer 3. motifimizi geçtik. 9 düz ilmek ve 6 ters ilmeğimiz var. Biz 3 motif işleyeceğiz. Bu 4 motif. Ama şu 3 motifi göstereceğim. Videom uzun sürmesin diye. Şimdi modelimizi keseceğiz. Evet. Şimdi modelimizi keseceğiz. Öncelikle bir boş ilmek alıyorum. Görmüş olduğunuz 6 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi geldik 9 tane düz ilmeğimizi ilk başta yaptığımız gibi yapacağız. Öncelikle şu baştaki 3 ilmeğimizi hepsini bir alıyoruz düz böyle. Şunu çekeyim biraz daha net bakın. Evet, böyle daha rahat oldu. Şimdi baş ipimizi doluyoruz böyle önden. Bir tane düz ilmek alıyoruz. İpimizi doluyoruz. Bir düz ilmek daha. İpimizi doluyoruz. Bir düz ilmek daha. Yani ortada 3 tane ilmek almış olduk düz. Tekrar ipimizi dolayıp 3 ilmek bir alıyoruz düz. Şöyle üçünü bir. Evet düz. 2 ara ilmeğimiz var ters. Şu an motifimizi tekrar kestik. Böyle. 3 ilmek düz alıyoruz. İpimizi doluyoruz. 1 ilmek düz alıyoruz. Tekrar ipimizi dolayıp 1 ilmek daha düz alıyoruz. Tekrar ipimizi dolayıp 1 ilmek daha düz alıyoruz. Ortasında 3 ilmek olacak düz. İpimizi doluyoruz. 3 ilmeği birden düz alıyoruz. Bu şekil. Ve ara ilmeklerimizi 2 ilmek ters alıyoruz. Motiflerimizi birbirinden ayıran ara ilmeğimiz. Ve yine 3 ilmeğimizi böyle düz alıyoruz. Baş almadan. İpimizi doluyoruz. Bir ilmek düz alıyoruz. İpimizi doluyoruz. Bir ilmek daha düz alıyoruz. İpimizi doluyoruz. Bir ilmek daha düz alıyoruz. Ve ipimizi dolayıp tekrar 3 ilmek düz alıyoruz. Üçünü bir yani bu şekil. Tekrar ters ilmeklerimizi alıyoruz. Umarım detaylı bir şekilde anlatıyorumdur. Eğer anlatamadıysam hakkınızı helal edin. Yorum kısımlarında size tekrar yardımcı olurum. Böyle bu şekil motiflerimizin tekrar birini bitirdik. Diğer hattına başladık. Yine 3 sıra gideceğiz bu kesimden sonra. 3 sıra yani bu ters aldığımız ilmekleri düz alacağız. Her zaman. Evet. Şimdi o kestiğimiz ilmeklerimizi de işliyoruz. Bu şekil 3 sıra gideceğiz.
Hemen hızlı bir şekilde anlatmadan işleyeyim. Birinci sıramı gidiyorum. Ara ilmeklerimizi böyle düz işliyoruz, ters aldıklarımızı. Buradan da ters işlersek o zaman şey oluyor, modelimiz çok görülmüyor. Yorum kısımlarına yazarsanız yapamadığınız yerleri ben size oradan yardımcı da olacağım. Evet, birinci sıramız bitmek üzere. Siz iki sıra da gidebilirsiniz ama iki sıra gittiğinizde yine arkadan kesmek zorunda kalırsınız. O da olmaz. Düz yerden keseceksiniz her zaman. Pardon. Evet, bir sıramız bitti. Şöyle gösterelim. Bir sıramızı bitirdik. Çeviriyoruz. Hemen ikinci sıramızı işliyoruz. Hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi hemen düz. Ara ilmeklerimizi ters, motiflerimizin ilmeklerini düz alıyoruz. İkinci sıramızı da bitirmek üzereyiz. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Hemen çeviriyoruz. Bu şekilde. Çevirip üçüncü sıramızı başlıyoruz. Her üç sırada bir keseceksiniz modeli gösterdiğim şekilde. Evet, kenarlarını işleyelim. Yani 9 ilmekten oluşuyor modelin motifleri. 9 ilmeğin 3 ilmeğini topluyorsunuz. Daha sonra ip doluyorsunuz. İpi doluyorsunuz milinizi. Bir ilmek boşalıyorsunuz. Tekrar ipi doluyorsunuz. Bir ilmek daha boşalıyorsunuz. Tekrar ipi dolayıp bir ilmek daha boşalıyorsunuz. Yani 3 ilmeği aralarında ip dolayarak düz bir şekilde işliyorsunuz. En son tekrar 3 ilmeği birden alıyorsunuz boşaldıktan sonra ve arasına 2 ters ilmek işliyorsunuz ve modelimiz oluşmuş oluyor böylelikle. Modelimizin daha sonra 3 sıra bu şekil işliyorsunuz. Yani tersinden böyle ters, düzünden düz işliyorsunuz. Bu şekil. Videomu kırpmadan yayınlayabilirsem inşallah ayı açıklayıcı bir şekilde anlatmışımdır. Evet, üçüncü sıramız bitti. Gördüğünüz gibi şu an tersindeyiz modelin. Şimdi milimizi çeviriyoruz. Evet, düz tarafına geldik. Şimdi tekrar keseceğiz. Bakın. 3 sıra işlemişiz. Bakın. 1, 2, 3. 3 sıra işlemişiz. Tekrar modelimizi keseceğiz. Şimdi bir ilmek boşalıyoruz. Bu ara solak olduğumdandır. Biraz işleyişim. Evet. Ters. İlmeklerimi, ters ilmeklerimi böyle tersten işledim. Şimdi geldim motifime.
Yine tekrar son bir kez gösteriyorum size ve videomu bitireceğim. Şu 3 ilmeği bir alıyorum düz. Bakın, 3 ilmeği düz aldım. İpimi doluyorum bu şekil. Bir ilmek düz alıyorum. İpimi doluyorum. Bir ilmek daha düz alıyorum. İpimi doluyorum. Bir ilmek daha düz alıyorum. Yani ortada 3 ilmek düz aldık. 3 ilmek başta kestik. 3 ilmek düz aldık. İpimi doluyorum ve 3 ilmek daha alıyorum. Evet. 3 ilmeğimi alıyorum. İp dolamadan şu iki ara ilmeklerimi, ters olan iki ara ilmeğimi işliyorum. Diğer motifime geçiyorum. İp dolamadan 3 ilmek alıyorum. Bu şekil. Tekrar ipimi doluyorum. Bir ilmek düz. İpimi doluyorum. Bir ilmek daha düz. İpimi doluyorum. Bir ilmek daha düz. Ara 3 ilmeğim. Ve ipimi doluyorum. Son 3 ilmeğimi birden alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi motiflerimizi kestik. Ve şu kenar ilmeklerimi işleyeyim. Ters. Evet. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimizin motiflerini yaptık. Evet. Şöyle gösterelim. Bu görmüş olduğunuz modelimiz bu şekilde oluşuyor. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir ki bizim en çok beğendiğimiz bir modeldir. Umarım açıklayıcı bir video yapmışımdır. Yapamadıklarınızı yorum kısmına yazarsanız oradan da size yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi her daim bekliyorum. Fikir bizden, geliştirmek sizden diyorum. Eğer örgü videolarım açıklayıcı ve hoşunuza gittiyse tekrardan bir örgü videosu daha çekerim sizler için. Hoşça kalın ve kanalımda kalın.